Edirne Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı Müzeler Kompleksi oluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Edirne Valiliği işbirliğiyle 4 asırlık Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nda restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelindi. Farklı temalarda 4 müzenin olacağı kervansarayın restorasyon çalışmaları bitince 36 Osmanlı Padişahı'nın birebir heykellerinin yer alacağı Osmanlı Padişahları Müzesi, tarihte kurulmuş Türk Devletleri Müzesi, Padişah Çadırı ve minyatür boyutta kopyalarının olacağı Balkanlardaki Osmanlı Eserleri Müzesi ziyarete açılacak. Edirne Valisi Ekrem Canalp Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nda açılacak müzelerle ilgili yapılan tanıtım toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu Vali Canalp. Kervansaray'da kurulacak müzelerde tarihte kurulan 16 Türk Devleti'nin kurucularının, 36 Osmanlı Padişahı'nın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de 3 farklı silikon heykelinin yer alacağını söyledi. Ayrıca kurulacak Otağı Hümayun Çadırı'nda ise 2. Murat'ın Varna Zaferi sonrası tebrikleri kabulü canlandıracağını ifade etti. Edirne Valisi Ekrem Canalp Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nın kentin tarihi açısından çok önemli bir mekan olduğunu söyledi. Bu 4 halkadan bir tanesi tarihte kurulmuş olan Türk devletlerini anlatan halka olacak. Dolayısıyla Türk devletlerini de Edirne'ye ziyarete gelmiş olan herkes Türk Devletleri Müzesi'ni bu tarihi mekanın içerisinde yeniden bilgilerini tazeleme imkanı olacak ve özellikle de çocuklarımız, gençlerimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihsel köklerinin nereye kadar gittiğini ve milletimizin 10 bin yıllık tarihi serüveni içerisinde bugünlere nasıl gelmiş olduğunu da çok canlı bir şekilde tekrar görme imkanına kavuşacaklar. Elbette ki Türkiye Cumhuriyeti'nden önceki kurulmuş olan en büyük Türk devleti olan Osmanlı İmparatorluğu'na da özel bir önem verdik. Bunun için de Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahlarının tamamının silikon heykellerinden oluşan bir müzeyi de şu anda bazı örnekleri de 5 Osmanlı padişaha ait örnekleri de burada biraz sonrasında beraber göreceğiz. Bu müzeyi de gene bu tarihi mekanın içerisinde bu müzeyi gezen herkesin hizmetine ve beğenisine sunmuş olacağız. Osmanlı padişahlarının hepsini gördükten sonra padişahların seferlerdeki, savaşlardaki bir nevi sarayı olan Otağı Hümayun'u da gene görme imkanına kavuşmuş olacaklar. Dediğim gibi Otağı Hümayun şu anda imalatı bitti. Sadece yerine montaj aşamasına geldi. Elektrifikasyon işlemleri bittiği zaman Otağı Hümayun'u da gene bu müzemizi de yerine yerleştirme imkanımız olacak. Bu müzelerden bir diğeri de Balkanlardaki Osmanlı eserlerinin minyalarını sergileyeceğimiz Balkanlardaki Osmanlı Müzesi olacak. Yapmak istediğimiz şey tam olarak şuydu. Edirne'ye gelmiş olan misafirlerimiz Balkanlara gidemeseler bile, Balkan ülkelerini görememiş olsalar bile burada bu tarihi mekanın içerisinde Balkanlardaki Osmanlı eserlerinin, o muhteşem eserlerinin minyalarını da görme imkanına kavuşmuş olsunlar. Tabii bu 4 müzeyle birlikte burası bir müzeler kompleksi haline gelecek ama aynı zamanda Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nın hemen bitişindeki şu karşımızdaki tarihi okulumuzu da yine restore ediyoruz. Bu tarihi okulumuzda restorasyon işlemleri şu anda son aşamaya geldi. Onun da belli tutuşları var, ince ayar işleri var. Onları da bitirdiğimiz zaman burada da yine bu okulumuzun içerisinde de geleneksel Türk el sanatları müzemizi de açmış olacağız. Bütün bunlarla birlikte biz Edirne'nin turizmine elbette ki çok harikulade bir boyut eklediğimizi düşünüyorum. Tabii bu Edirne'nin ekonomisine de mutlaka ki pozitif yansımaları olacaktır. Ama ekonomiden de öte, turizmden de öte, ticaretten de öte bu tarihe olan bizim vefamızın da bir gereğidir. Biz bu müzeleri yapmak suretiyle sadece Edirne'nin ekonomisini, ticaretini değil, tarihe olan, geçmişimize olan vefamızı da ödemenin derin kıvancını yaşıyoruz. İnşallah yakın bir zaman içerisinde buradaki müzelerimizin hepsini faaliyete geçirdiğimiz zaman Edirne tam iddia ettiğimiz gibi Balkanların başkenti olan Edirne kültürün de müzelerinde başkenti olma yolunda en önemli hamlelerden bir tanesini gerçekleştirmiş olacaktır. Ve marka şehir Edirne'nin de temel taşlarından bir tanesini de yapmış olduğumuz bu şekildeki kültürel faaliyetlerle de yerine koymanın mutluluğunu yaşamış olacağız. Konuşmaların ardından Vali Canalp ve katılımcılar yapımı tamamlanan örnek eserleri inceledi. Böyle bir baktığınız zaman bu yapı her şeyle muhteşemdir. Mimarisiyle de Mehmet muhteşemdir. Sedatkar Mehmet Ağa. Sedatkar Mehmet Ağa da Salatın'da gerçekten de
Sultanahmet Camii'mizin de mimarıdır. Kendisi bu yapıya vermiş oldukları o derinlik duygusuyla aşağıdan yukarıya bakmış olduğunuz o muhteşem hissi insanda uyandıran bu mekanda inşallah Osmanlı'yı da, tarihi de, kültürü de, Balkanları da yeniden yaşayacağız. Vali Canalp Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervansarayı karşısındaki eski okul binası olan tarihi binada yapılan restorasyon çalışmalarını inceledi. Vali Canalp bu binanın da müzeye dönüştürüleceğini açıkladı. Yine en önemli sanatlarımızdan biri. Dolu dolu bir ziyaretçiye Türk sanatlarını anlatmış olacağız Sayın Vali. Evet. Ya burası da gene aynı şekilde Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervansarayımızda hemen bitişik komşudur. Dolayısıyla da bu 4 müze orada, 1 müze de burada, 5 müzenin beraberce müzeler kompleksi şeklinde faaliyet gösterici kültürel bir alana dönüşecek burası da. Aynı zamanda bu alan da inşallah yeniden de canlanmış olur.